Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 dakikada hazır olacak bir pizza yapacağız. Yani 5 dakika hazırlama süresi, 5 dakika pişme süresi diyelim, dürüst olursak. Pizza malzemelerimi hazırladım önüme ve bir tane bazlama aldım. Bu bazlamayı pizza tabanı olarak kullanacağım. Bunun için ortadan ikiye keskin bir bıçakla bazlamayı kesiyorum. Eşit bir şekilde ayırmaya dikkat ederseniz daha iyi olur. Sonrasında pizzamı hazırlamaya başlayacağım. Bunun için bu küçük kutularda satılan domates pürelerinden kullanıyorum ben. Ketçap da kullanabilirsiniz. İçine zeytinyağı koydum. Sızma zeytinyağı. Ve pizza tabanımı ıslatıyorum bu sosla. Ben bu sosu salçayla yapmayı sevmiyorum. Çünkü salça bir ekşilik bırakıyor. Ve bolca olmazsa olmaz kaşar peyniri rendesini tüm tabana yayıyorum. Şimdi ilk pizzamı ben sadece şarküteri ürünleriyle yapacağım. Salam, sosis ve sucuk. Bir de mısır kullanacağım. Bu oğlumun sevdiği tarzda oluyor. Bunu oğluma hazırlıyorum. Güzelce mısırını da serpiyorum. Pizzam pişmeye hazır hale geliyor. İkinci pizzayı biraz daha karışık yapacağım. Yine aynı aşamaları izliyoruz. Gördüğünüz gibi sosumu sürüyorum. Bu sosa kekik de katabilirsiniz. Benim evde kekiğim kalmamıştı. Eklemedim ama müthiş güzel bir lezzet veriyor kekik o pizza sosuna. Yine malzemelerimi diziyorum. Bu sefer ekstra olarak zeytin ve acı biber kullanacağım bu pizzada da. Fırınım 180 derecede fanlı bir şekilde sıcak beni bekliyor. Fırının üst rafına yani üstten ikinci rafa diyeyim pizzayı koyuyorum ve 5 dakika sonra pizzam hazır. Üst rafa koymamızın sebebi alttaki bazlamanın kurumasını engellemek. Çünkü üste yakın koyarsak bu üstteki malzemeler hızlı bir şekilde pişer. Kaşarı da yanmadan erir ve yumuşacık pizzanız servise hazır olur. Umarım denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.